Selamun aleyküm. Değerli kıymetli arkadaşlar, herkese sevgiler, saygılar. Yaklaşık bir haftaya yakındır video çekemiyorduk. Bugün malum bir haftadır burada, hatta iki haftaya yakındır yağmurlar yağıyor. Yine böyle videoya başlarken ufak tefek bir konuşmalar yapalım. Ondan sonra da videomuza geçelim. İlk önce neyden başlayacağım ben? Şu çalışmış olduğumuz kasa, yani bir taş kaya videosu vardı. Soranlar çok oluyor. İşte ne zaman gelecek, ne zaman açılacak, bekleriz gibi. Eğer açılırsa zaten yayınlayacağız, izlersiniz. Bizim amacımız, derdimiz gidip bir yerleri kazmak ya da bir yerleri kırmak, parçalamak değil. Bizim amacımız, derdimiz cihaz reklamı yapmak. İnsanlara arazilerde define bilgisini anlatmak, defineciliği anlatmak. Yani taşların altlarına saklayıp ya da onu bunu bulduk deyip toprağa kazmak değil. Hafiften şöyle yatırsana bu tarafa doğru. Ve arkadaşlar, kaçak kazılar, yasa dışı işler yapmayın, kendinizi tehlikeye de atmayın. Bugün Lyon, yani yeni çıkan alan taramanın sizlere burada testlerini yapacağız. 7 modlu serbest frekans, yani milyonlarca frekansı yükleme yapabiliyorsun buna. Bu tür cihazları piyasalarda 50.000'den 75.000, 100.000, 125, 150.000 ve üstlere satıyorlar. Dijital çalışıyor ve yeraltı görüntülemesiyle alan taramayla tespit edip çizip yeraltıyla da bakacağız. Buraya çoğu kez geliyoruz. Burası sit alanı. Hatta bizim arkamızda bir tane dayı var. Dayı ilk önce geldi. Bizle burada bir konuşma yaptı. Hatta niyeti farklı geldi. Sonra kendisine durumu izah ettik. Tırpan vardı elinde. Gübre atıyor. Neydi? Yaba. Dirgen ve yaba derler. Vallahi niyetim kötüydü diyor. Çünkü dayının arazisi, yeri burası. Burayı açtılar, patlattılar. Malzeme falan da alındı buradan. Zaten birazdan sizlerle paylaşacağız. Yani cihazlar bir yapıyı çizerken, bizlere bir şey sunarken arkasından da noktalama yapmak için, teyitlemek için yeraltıyı cihaz alıp arazilerde cihazları kullanan insanlar özellikle. Bir de arkadaşlar, videoları atlamadan izleyin bakın. Sonra cihaz ne kadar derine iniyor, cihaz ne kadar alanı tarıyor, cihaz minerale gidiyor mu gibi böyle çok kez sorular soruluyor. Defalarca dedik ki cihaz minerale okunmuyor. Çünkü frekanslı bir cihaz olduğu için, yani bu çubuk krakerler gibi, bisiklet jantları gibi değil ki, ya da piyasadaki çakma cihazlar gibi değil ki gitsin minerale. Beyinle düşündüğünde düşünecek bir şey yok. Çünkü plastik ve içinde frekans var. Şimdi geçelim buradaki oluşumun ne olduğunu sizlerle paylaşmaya. İlk önce Yavuzcuğum, oraya ben bir dalayım da. Tamam. Gel yavaş yavaş arkamdan. Sen aşağıya. Kim? Sen din aşağıya. Ben de miyim? Ve geriye de çık da böyle tam alsın. Bak gene yamuktu. Gene yamuktu. Gel. Kapat, resmi almak için diyorum. Üstelik. O zaman da sen maçı. Böyle çevresel böyle dön etrafımızda. Ben ona göre kapak resmi alırım. Dön böyle etrafımızda. Daire. Tamam. Şimdi arkadaşlar, alan tarama, yeraltı ve açılmış bir oda. Yani burada bir odanın, fazla gitme, tamam, toprak altındaki size duvar olarak, yani duvarları ve üzerinde yapım olarak burası bir yeraltı şehri. Alan taramayla çizeceğiz, yeraltıyla da bakacağız. Çünkü bir defineci olarak sizler toprak altını bilmiyorsunuz, cihazların çalışma sistemlerini bilmiyorsunuz. O yüzden burada size kanıtlı olarak, ispatlı olarak çatı. Bunları bu çatın, bu çatının. Bunları da alıyor mu? Alıyor. Oval. Onlar şey, ben çatının çıktım kenarına destek. Evet, tuttu. Yok sen çık. Ben bir daha bakayım. Şimdi arkadaşlar, araziye geldiğiniz zaman
Yani bir keşif, bir gözlem. Gözlemi yaptıktan sonra yapmanız gereken sizin cihazları devreye sokmaktır. Şimdi gözüktüğü gibi toprağın altına taşlarla örülmüş bir duvar var. Yani yapı. Şimdi bu o kadar yakın bir mesafede ki, yani burayı daha önceleri süren abiler ya da tarla sahipleri bunu görmemiş burada. Burası sağ, aşağısı solum, arkam komple hep yeraltı şehri. Yani yaşam olduğunu sanmıyorum burada. Büyük ihtimalle burası şey, yani hazinesini, mezarını, malzemesini vesairesini koydukları yerlerdir burası. Çünkü bu tarz yerlerde yaşam sürdürmezler. Belki arka tarafta, belki yukarılarda bir yerlerde yaşamışlardır. Ama buralar hazine odaları. Şimdi geçelim. Alan taramayı kaldırdığın zaman bana burada bir kesme yapıyor. Yani duvar işareti veriyor. Sen gittikçe ben bu tarafa gel. Tolga, bu tarafa geç. Benim ekseni etrafımda dön ki cihazın tepkilerini görsünler. Aşağısında alıyormuş mesela. Evet. Şimdi bakın mi? Arkadaşlar. Buradaki duvarın yapısını bize veriyor. Tekrardan diyor bir duvar yapısı var. Burada mecazi anlamda neyin olduğunu benim çözmem lazım. Bu cihaz yardımıyla. Biraz da bilgi. Devam ediyoruz. Şimdi bu beni böyle götürecek, bir yerlerden yine çevirme yapacak. Gel işte, geç kalma yavrum, geç kalma, hızlı gitme lan. Şimdi burası böyle geldik, böyle geldik. Köşeler, duvar, böyle devam. Şimdi burası bir oda, yani mezar odası. Sonra buradan içeriye beni atıyor. Eğer burada böyle bir yer varsa, yerleşke varsa, buranın altları böyle komple. Şimdi her taraf kazılmış. Maşallah, her tarafı kazmışlar. Peki, hiç bilinmedik bir yer. Otlar büyümüş, otlar da var. Açılmış yerden bahsettik. Cihaz ne yapacak? Çizimini yaptığı yerin sağında solunda yine birbirlerine bağlantı olduğu için tekrardan bana bir çizim yapacak. Şimdi bakın, köşeleri çiziyor. Duvarların köşelerini çiziyor. Dört köşeyi çizdik. Üzerinden tekrardan geçiş yapıyorsun. O koyduğun taşların üzerinden tekrardan geçiş yapıyorsun. Giriş var. Bir de bundan çıkış olması lazım. Burası köşe. Çok hızlı gitmeden yavaş. Bak. Attı. Bu tarafa dönmeyeceksin. Tekrardan attı. Yani diyor ki buradan içeri giriyorsun. Buradan dışarı çıkıyorsun. Sonra boşluk. Var mı yapı? Var. Çizdik mi? Çizdik. Altı boş. Orası yaklaşık bir 30-40 santim mesafesi var. Tabi her yer aynı olacak diye bir söz konusu değil. Belki burası daha derindedir, daha aşağıdadır. Belki yukarıdadır. Yani
buraya, yani şuralar açılmamış olsa, ben buraya birilerini getirsem, desem ki bak buraların altları dolu, hatta çok kez de buraya test amaçlı arkadaşları getirdim. Abi diyor, ben bunu, Ueda ustam ben diyor, o açılmış yeri görmesem, sen diyor bana burada hiçbir şey ispatlayamazsın. O yüzden açılan yerlerde çekimler yapıyoruz ki cihazı test amaçlı, sizler inanın diye. Açılan yer. Yani burada sen deme şansın yok bana, burada hiçbir şey yok diyemezsin. Deme lüksün yok. Çünkü burada bir tarih var. Dayı, burası kaç yıllıktı? Kaç yıllıktı burası? 2000 küsür. Yani ortalama burası 2500 yıllık yer. 2500 yıllık burası. Net yani. 2500 yıllık bir tarih yatıyor. Tolga niye bu kadar çok yatırdın erken telefonu? Erken Bizans dönemine ait. Erken Bizans dönemi olabilir. Ya erken ama erken Bizans. İçinden bir alırsan. Dayı, daha çok şeyler var da ben orada sen teyitle diye söyledim ben. Mesela ben biliyorum buranın ne tarih olduğunu. Sen, şimdi seni kimse görmüyor ama sen teyitle diye dedim ben. Mahsun'a sordum sana. Tamam. Şimdi odayı teyit ettik. Odayı çizdik. Çizdikten sonra bu odanın içinde mezarlar mı var? Hazine mi var? Buna bakacaksın. Bak şimdi burası da yine, yan tarafı da yine dolu. Aşağısı da yine böyle komple geziyorsun. Yani yeraltı şehri. Şimdi insanlar o dönemlerde hazinelerini, mezarlarını, efendime söyleyeyim, yaşam tarzlarını buralarda sürdürdüğü için bütün her şeyleri burada. Yani daha genç nesilleri buradan gidebilmişler. Ama belli bir yaştan sonra vefat edenlerin defnedip hazineleriyle birlikte buraya koymuşlar. Benim için şimdi önemli olan bu odanın içinde mezarların olup olmadığıdır. İçine girdikten sonra içinde cihazı tekrardan kaldıracağım. Bak şimdi cihaz bana burada bir tane mezarı çiziyor. Sedir mezar diyor burada bana bir tane. Burada bir tane mezar var diyor. Geçiyoruz buraya. Bak. Burada da bir tane mezar var diyor. Ama bu mezar çok büyük değil. Sonra şimdi burası, şurası duvar. Bak burası duvarı. Burada bir tane ufak mezar var. Orada büyük bir tane mezar var. Bir tane de burada mezar var diyor arkadaşlar. Büyük ihtimalle bir mezar da bu duvarın olduğu yerde vardır. Evet. Yani içeride sedir mezarlar var. Şimdi ben geçen sene burası açıldığında, belki geçen seneden biraz daha fazla oldu. Şimdi buradan çıkan malzemeyi hesap ediyorum. Ve diğer odalardaki malzemeyi merak ediyorum. Biz burayı alan taramayla, yeraltıyla ve farklı bir sistemle komple tarama yaptık. Buranın en can alıcı yerleri bizde kalsın, söylemeyelim. Gelip de burada farklı şeyler yapmasın. Çünkü abi diyor ki, ben burayı gözetliyorum çünkü sürekli gelip bana devlet tarafından baskı yapılıyor. Çünkü sürekli kazılıyor burası. Adam gece geliyor burada kazıyor. Bekliyorum diyor burada ben. Nöbet tutuyorum diyor. Şimdi arkadaşlar, mantığı anladık mı? Kazılı yer. Cihazda çizim yaptı mı orada? Çizim yaptı. Şimdi burada olmama gibi bir ihtimal söz konusu değil. İçinde ne var? Ben ona bakacağım. Direkt açılır açılmaz Lyon ve altın modu. Mezarın içinde cihazı kaldırdım. Thank you.
Bak şimdi. Buradaki mezar, mezarın içinde bir altın varsa beni, yani küp de olabilir, takı da olabilir, herhangi bir şey de olabilir. Beni böyle bunun içine çeviriyor, yuvarlak çevirtiyor. Şimdi kapatıyorum ben altını, aldım gümüşe. Şimdi altın modunda beni böyle yuvarlak çevirdi. Bak hiçbir tepki yok. Hatta ben döndüm, cihazı döndürdüm. Cihaz yine başka yöne atıyor beni. Gidelim bakalım nereye götürecek. Buradaki mezarın üzerinde çeviriyor. Şimdi gelelim abi bronza. Kaldıralım bakalım ne yapacak. Bak az önce beni burada çeviriyordu. Şöyle göstersene burayı. Yavaş. Burada çeviriyordu. Altında. Şimdi bronz beni burada çeviriyor. Şimdi toprağın altında. O bir madenin, değerli bir madenin oksidi vuruyor yukarıya. Vurduğu için algılama yapıyor. Bronzdayken, bak bronzdayken gözüküyor mu? Evet. Beni burada gelen sene tabii bizden cihaz almış. Döndük. Bak buraya atıyor yine beni. Aynı yere atıyor bak. Biraz ileride yapın muhabbetini. Şş. Muhabbeti biraz ileride yapın. Sesiniz buraya geliyor. Abi geldik Bakır'a. Bak Bakır'a geldik. Gördün mü? Şimdi kaldıralım bakalım. Cihazı bizi nereye yönlendirecek? Bana diyor git, gitmeye gerek yok. Geçen burada video çekerken gelen arkadaşlarla Bakır'ı da oraya götürmüştü. Çevirdim kurşuna. Bak kurşun gözüküyor mu? Ne? Gözüküyor. Eğer içeride sağlam bir lahit varsa buralarda, lahitin ne yaparlar, etraflarını, köşelerinden mühür yaparlar kurşunla. Eğer varsa zaten bunun içinde, ki burada olduğunu sanmıyorum çünkü kenarlarda var sidir mezarlar. Bu da beni götürüyor. Yani buralarda kurşun da, bakır da burada yok. Altın, bronz, gümüş var. Eğer dediğim gibi bu odadan çıkan malzemeyi hesap ediyorum. Bildiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla. Şimdi buradakileri de, bu iyiyse bunlar da aynıdır. Belki biraz daha farklıdır. Burada iki tane mezar vardı. Burada bir, iki, üç. Bir de orada var, dört tane mezar var bunun içinde. Tabii şuna bakacağız. Ortada bir şey var mı? Bak buradaki mezarın duvarı bu. Arkadaşlar burada da küp yapıyor. Yavuz getir bakalım yeraltıyı. Aç bakalım yeraltıyı. Dayıyı alma da. Evet. Orada 4 tane mezar var. Küp var içinde. Yap bakalım. Tarama yapalım. Çekimi yap bakalım. Tellendireyim. Taşlar zaten belli. He? Taşlar belli. Koydum taşlar. Duvar hizası da belli. Taş nerede?
Oradaki şu şuradaki yapıdan şöyle devam edeceksin işte. Tamam, buradan. Heh, oradaki taşlar da orada. Buradaki taşa değil mi? Hı hı. Biraz geri çık, geri. Doğru. Çok yapışmadı. İkisinde yoğunluk var. Hı? Yoğunluk ikisinde daha var. Hangisinde var? Şuradakinde var, bir de orta takinde. Orada? Geri çık, geri çık, geri. Geri. Orada değil mi? Zaten bir önünde bir de orada çevirdi. Bir önünde bir de arkada çevirdi. Burada. Tamam, orada da çevirdi, burada da çevirdi. Bu tarafa bakmadım ben. Tamam. Şuna bakmadım. Arkasında çevirdi, bir de şurada burada. Şurada var bak. Tamam, burada tam var. Orada çevirdi. He. Şurada var. Orada o bak, bir önünde altın çevirdi. Tam orada, bir arkada da gümüş çevirdi. Doğrudur. Bronzla çevirdi. Yani yoğunluk olarak burada veriyor, orada veriyor, bir de şurada verdi. Buraya bakmadım. Şimdi şu boş adaya doğru geçeceğim, şuraya doğru. Ha, gel bir şu boş adaya da bak.
sadece yüzeydeki o kiremitin şeyini veriyor. Tamam, onu da bir göstersene, anlatsana onları. Yani ver bana tarafı. Ha, öyle göster. Şura var ya bak, şu alt kısım. Tamam. Sadece şuradaki bir ufak bir şey veriyor. O da kiremitin şeyini. Yoğunluğunu veriyor. Yoğunluk diğer taraftaki yoğunluklar. Şimdi hassaslar... Orayı tekrardan çekim yapıp da bir şey alalım mı? Çok hassaslaştırıldığı için evet. Şimdi adımlarımızı daha yavaş atmamız lazım. Bunlar çok yavaş gidiyor. Onu da anlat. Bilmeyenlere anlat bunu. O çizdiğimiz odanın üstüne tekrardan geç. Boş odanın üstünde geç bir daha. Şu anda boş odanın üstündeyim bak. Görüyor musun? Şu şuradan en sağ baş. Sağ baş şu anda boş odanın üzeri zaten. Şuradan bir göstersene. Tuğlayı. Şunu göstermesinler. Yavuz gitme. Geriden al şöyle. Bakın kalınlığına bakın. Kalınlığı nereden baksanız bir 10 santime yakın. Çünkü şurada. Sağlam olması lazım ki kırılmasın. Bak şu an demir yoğunu olan bir yapı burası. Devam et Yavuz. Sen de onunla beraber git. Sağ başı gör. Sağdan zaten çıkıyor. Sola doğru gidiyor. Yavuz devam aynı. Et. İlerlettir şeyi. Sonra dolu odanın üzerindeki o yoğunluğu versin. Sen istersen ver telefona bana. Sen tutamıyor onu. Ama arkana dön bize doğru. Sen bak, dur dediğin yerlerde. Çok yavaş gidiyor bak. Tamam. Ona dikkat et. Bir yerinde kalmıyorsun ki sabit. Zaten bu yavaş ki atıyor ya. Yavaş atıyor. Sabit kalmıyorsun ki yerinde. Niye bu tarafa kaçıyorsun ya? Mezar zaten bulduğun yerde senin. Ha? Tamam verdi bak. Şimdi verdi. Zaten burada veriyor. Tamam. Burada verdi. Orada veriyor. Öbür tarafa da geç. Bak burada verdi. Canlı çekim yaparken çok yavaş hareket. Arkadaşlar yeraltıyla canlı çekim yaparken çok yavaş hareket edin ki şeyi alın, veriyi alın. Yani bir önceki tamam orada da başladı vermeye. Sisteme göre bu biraz daha hassas. Onun için daha yavaş yürümeleri gerekiyor. Şimdi bakın. Canlı yayın için geçer. Yukarıya malzemenin olduğu rengi atıyor. Aşağıya minerali atıyor. İşte toprak katmanları, en aşağıya da boşluk atıyor. Orası biraz daha sağlam herhalde. Burada işte. Oo, orası çok sağlam. Burada verdi. Ortaya doğru gelsene. Şu ortada küp vardı. Tam ortaya doğru gel. Kayma sağa. Çünkü iki tane mezarın tam ortası. Orada iyi varmış ya. Üç tane mi var sedir burada? Dört tane. Bir, iki, üç. Dört tane sedir var. Gel bakalım bana doğru. Verdi. Sen gelirken bu cihazı açıyorsun bu tarafa. Senin tam ayağının olduğu yerde küp. Cihazı böyle açıyorsun kendinden. Var ya, sol mezar. Tamam, sağ mezar. Tam ortası. Tamam bura. Al. Yakaladı. Şimdi ben görmediğim için ben... Ama ben sana diyorum ki bak tam ortasından gel. Onu görerek gezmem lazım. Şimdi noktayı yakalayayım ben. Görmediğim için kafama göre dolanıyorum. Bir tık geri çık bakalım.
Bir tık daha çık. Ya da gel bakalım bana doğru. Gel. Kal öyle. Yok, geride kaldı. Geride kaldı. Tut bakalım şunu. Tam burası. Yani eminim küçük küçük. Burada var mı? Burada bir şey. Tam burası. Burada var mı? Tam burada bir yoğunluk yakaladı. Almıştım zaten. Bir de burada yakaladı. Burada var mı? Nerede bak. Ha, burada da var. Yani büyük ihtimal 3 tane var. 1, 2, 3. Belki 4 de olabilir. Yoğunluğu verdi işte. Verdi. Yoğunluğu verdi arkadaşlar. Bakın. Şu malzeme. Yani renk olarak malzeme. Ya dayı. Adamın oradan 4 tane küp almışlar. Sen uyu. Sen arazini soyup soğanı çeviriyorlar. Ya. Nasip, nasip. Kaderin meselesi. Kaderin kader olacak. Nasip, nasip. Bana bak. Kaderin kader olacak. Kaderin kader olacak. Aynen değil mi? bitirmeyi ortaya bassın, yine oradan bitireceğim Tolga. Kapatıyorum. Kapat. Evet arkadaşlar. Yine videolara devam, anlatmaya devam. Arazi keşiflerine devam. Cihazları sizlerle paylaşmaya devam. Dediğim gibi videoları atlamadan izleyin. Ki bir şeyler öğrenebilin. Yoksa bizden cihaz alan insanlar zannediyorlar ki arazilere çıktığımız zaman böyle bilmem neleri bulacağız. Bak dayı, para. Dayı kaç yıldır sen buradasın ya? Ben 52 yaşındayım. Ben bildiğim bile bildim bile. 52 yıldır dayı burada yatıyor, kalkıyor. Babalarımız da çalıştı burada. 100 evet. Senedir. Ama toprağın altındakini bir çünkü nasibi yok. 100 senedir. Burayı o kadar da sürmüş. O kadar da sürmüş hesabını sen yap yani bak. Hani nasip diyoruz ya. Nasipten bahsediyoruz. Adam 52 yaşındayım diyor. Ben diyor burada böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Ta ki buralara kazana kadar. Başkası geliyor kazıyor alıyor. Başkasının nasibi çünkü. Dayımın nasibi değil. Babasının nasibi değil. Dedesinin değil. Yani aynen, dedesinin aynen. Dedesi. Düşün yani. Belki 200 yıl değil mi? Belki 250 yıldır. Bilmiyorum. Buradasın. Baban, babanın babası, babasının babası. Hesaba bak ya. Muhabbete bak. Adam burada böyle bir şey olduğunu ben bilmiyorum diyor. Burası komple benim diyor. 500 yıl. Ve altı dolu. Ama işte buranın altı dolu bak haberin yok. Traktörle sürerken kırpan ve de patos hiç mi denk gelmez ya? 30 santimde ya yapı 30 santimde ya. Bak. Yok yok diyor yani. E şimdi bu dayı alamayınca sen kalkıp cihazı aldın eline gittin araziye. Hadi ben altın çıkartacağım hazine bulacağım. Böyle bir dünya yok. Evet arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.